Daha önceki videolarda yer çekimi konusunda bir sürü şey konuşmuştuk. Elektrostatik konusunda da biraz bilgi edinmiştik. Şimdi de evrenin temel kuvvetlerinden bir yenisini öğrenmenin zamanı geldi. Bu kuvvet muhtemelen yer çekiminden sonra en tanıdık ikinci kuvvettir. Manyetizma. Peki bu kelime nereden geliyor? Ben tarihçi değilim ama kendisine benzeyen diğer maddeleri, diğer mıknatısları çeken taşları yani mıknatıs taşlarını birçok medeniyetin keşfetmiş olduğunu biliyorum. Mıknatıs taşları demir gibi madeni cisimleri kendine çeker. Demek ki demir içeren maddeleri kastediyorum. İşte bunlara mıknatıs taşı denmiş. Mıknatıs taşı sanırım batılıların kullandığı bir terim. Magnet ya da mıknatıs denmesinin nedeni bu taşların antik Yunan şehri Magnezia tarafında bulunmuş olmasıdır. Herhalde orada yaşayan halka da magnetler deniyordu. Neyse, bu konuyu internetten araştırabilirsiniz ve benim bildiğimden daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Şimdi manyetizmanın aslında ne olduğu üzerinde yoğunlaşalım. Bu konuda sanırım çoğumuzun en azından iyi kötü biraz bilgisi vardır. Hepimiz küçükken mıknatıslarla oynamış ya da pusulalarla uğraşmışızdır. Fakat şimdi size manyetizmanın gerçekte ne olduğunu anlatacağım. Bu oldukça derin bir konu. Bu konuya matematiksel olarak yaklaşabilir, üzerinde çalışabilir ve elektrikle bağlantısını ortaya koyabiliriz. Bu videoda size elektrostatik kuvvetle manyetik kuvvetin aslında aynı şey olduğunu, yalnızca farklı bakış açılarından ele alındığını göstereceğiz. Bütün bunların çok karmaşık göründüğünün farkındayım. Fakat klasik Newton görüşünü benimseyen dünyamızda onlara iki ayrı kuvvet muamelesi yaparız. Aslında söylemeye çalıştığım yer çekimi gibi mıknatısa da alışık olmamıza rağmen gerçek anlamda ne olduğunu düşündüğümüz zaman yer çekimi bize nasıl gizemli geliyorsa manyetizma da aynı şekilde gizemlidir. Yine de manyetizma ile ilgili en azından temel bilgileri biraz anlamaya çalışalım. Evet, hepimiz mıknatısı tanıyoruz. Bunu sarı yapmak istemedim ama kenarlarını sarı yapabilirim. Hayır, böyle de yapmak istemiyorum. Evet, bu bir mıknatıssa, bu mıknatısın daima iki kutbu olduğunu da söylemeliyiz. Bir kuzey kutbu, bir de güney kutbu. Kuzeyi gösteren tarafı İngilizce'de kuzey anlamına gelen North'un baş harfi olan N ile güneye gösteren tarafı ise yine aynı şekilde İngilizce'de güney anlamındaki saatun S'si ile gösteriyoruz. İnsanların mıknatıs taşlarını keşfettikten veya mıknatıs taşını alıp da bir iğneyi bu taşla mıknatısladıktan sonra iğneyi bir mantara saplayıp bir kova suyun üzerine bıraktıklarında iğne dünyanın kuzey kutbunu gösteriyordu. O zaman madem iğnenin bu tarafı dünyanın kuzeyini gösteriyor bu uca kuzey kutbu adını verelim dediler. İğnenin dünyanın coğrafi güneyini gösteren ucuna da güney kutbu diyelim dediler. Veya diğer bir deyişle elimizde bir mıknatısımız varsa mıknatısın sürtünme olmadan serbest bırakıldığı zaman bizim coğrafi kuzeyimize dönük yönüne veya kendini yönlendirdiği tarafa kuzey kutbu diyoruz. Dolayısıyla diğer tarafta güney kutbudur. Aslında bunu şöyle de düşünebiliriz. Dünyanın tepesinde kalan kısma kuzey kutbu diyoruz. Biliyorsunuz burası Kuzey Kutbu. Burası da Güney Kutbu. Aslında bunlardan başka bir kavram daha var. Manyetik kuzey kavramı. Sanırım bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Bu nokta pusulanın yani pusulanın kuzey ucunun işaret ettiği yer. Gerçekte manyetik kuzey yer değiştirir. Çünkü dünyanın iç kısımlarında hareket eden sıvılar bulunur. Ayrıca birçok diğer etkileşimler de vardır. Bu oldukça karmaşık bir etkileşimdir. Fakat kabaca belirtmek gerekirse manyetik kuzey Kanada'dadır diyebiliriz. Dolayısıyla manyetik kuzey burada olabilir. Öyleyse buraya manyetik kuzey diyebiliriz. Manyetik güneye gelince bunun nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ancak gerçekte bir miktar hareket halinde olduğu söylenebilir. Aynı yerde durmaz. O nedenle coğrafi kuzey ve güney kutbu ekseninden biraz sapar. İşte tam burası biraz kafa karıştıran diğer bir nokta. Manyetik kuzey coğrafi bir bölgeye işaret eder ve bu yer mıknatısın kuzey ucunun göstereceği yerdir. Fakat dünyanın kendisini bir mıknatıs olarak düşünürseniz, o zaman burası gerçekte Güney Kutbudur. Yani eğer dünya büyük bir mıknatıssa burayı mıknatısın Güney Kutbu olarak görebiliriz. Bu durumda coğrafi Güney Kutbu da mıknatısın Kuzey Kutbu olur. Biliyorum, biraz kafa karıştırıcı bir konu. Bunun hakkında yine internetten biraz daha araştırma yapabilirsiniz. Ama genelde insanlar manyetik kuzeyden veya kuzey kutbundan söz ettiğinde coğrafi kuzeyi kastederler. Güney kutbu derken de coğrafi güney bölgesini işaret ederler. Bu ayrımı yani manyetik ve coğrafi yön ayrımını yapmamın nedeni de şöyle açıklayayım. Mıknatıslarda zıt kutupların birbirini çektiğini biliyoruz. Elektrik ve elektrostatikte de durum tıpkı böyle. Ama arada temel bir fark var, onu da birazdan göstereceğim. Eğer mıknatısımın bu tarafı dünyanın kuzey kutbuna çekiliyorsa, o zaman dünyanın kuzey kutbunun veya dünyanın manyetik kuzeyinin aslında mıknatısın güney kutbu olması gerekir. Ya da tam tersi. Buradaki mıknatısımın güney kutbu dünyanın manyetik güneyine doğru çekilecektir. Aslında çekildiği bu nokta bizim dünya dediğimiz mıknatısın kuzey kutbudur. Neyse, dünyayı bu denklemden çıkarayım çünkü biraz kafa karıştırıyor. Sadece mıknatıs çubuklarını ele alalım. Bunlar konumuza daha uygun. Önce şunu sileyim. İşte böyle. Merak ediyorum, acaba magnezyum elementi de ilk defa magnezyada mı bulunmuştu? Herhalde öyledir. Bir laksatif olarak magnezyum sütünü araştırmıştım. Magnezyada keşfedilmemiş ama içerinde magnezyum var. Dolayısıyla eğer magnezyum magnezyada bulunduysa sanırım magnezyum sütünün kökeni de magnezyaya uzanır. Neyse magnezya hakkında bu kadar da yeter. Mıknatıslara dönelim. Eğer bu bir mıknatıssa durun başka bir mıknatıs çizeyim. Aslında bunların hepsini silip temizleyeyim. Tamamdır. Şimdi iki mıknatıs daha çizeyim. Hepimiz çocukluk deneylerimizden bunun kuzey kutbu bunun da güney kutbu olduğunu biliriz. Ayrıca kuzey kutbunun başka bir mıknatısın güney kutbuna doğru çekileceğini de mutlaka deneyimleyip görmüşüzdür. Bu mıknatısı kendi çevresinde döndürürsem kuzey kutupları birbirlerine dönük iki mıknatıs birbirini iter. Öyleyse şundan eminiz. Aynen elektrostatikte olduğu gibi mıknatıslar kendi çevresinde bir alan yaratır etrafında gözü görülmeyen bu vektörleri oluşturur. Hatta bu alana mıknatıs tarafından etkilenecek bir şey koyarsanız bu nesneye net bir kuvvet uygular. Aslına bakarsanız manyetik alan konusuna girmeden önce manyetizma ile elektrostatik arasındaki büyük bir farkı belirtmek istiyorum. Manyetizma her zaman iki kutuplu bir oluşumdur. Diğer bir deyişle dipoldür. Burada bir kuzey bir de güney kutbu olan iki kutbumuz var. Elektrostatiğe baktığımızda da İki yük olduğunu görürüz. Bir artı yük, bir de eksi yük. Yani burada da iki yükümüz bulunuyor. Fakat bu yükler kendi başlarına var olabiliyor. Sadece bir protonunuz bulunabilir, ama onun hemen yanında bir elektronunuzun bulunması gerekmez. Elinizdeki tek bir proton, yalnız başına artı bir elektrostatik alan yaratabilir. Buradaki alan çizgilerimiz de bir artı ucun yarattığı çizgilerdir ve bunlar her zaman itilir. O yüzden orada her zaman eksi bir yüke ihtiyacınız yoktur. Benzer şekilde sadece bir elektronunuz bulunabilir ve orada bir protonunuzun da bulunması gerekmez. Dolayısıyla tek kutupla çalışabilirsiniz. Elektrostatikten bahsedilirken tek yükünüz varsa buna tek kutupluluk diyoruz. Fakat manyetizmada her zaman iki kutupluluk vardır. Eğer bu mıknatısı alsam ve onu ikiye bölsem, her nasılsa mucizevi bir şekilde mıknatısın her iki yarısı iki ayrı mıknatısa daha dönüşür. Burası güney olacak, burası kuzey olacak ve bu uç güney, bu da kuzey olacak. Benim bilgilerimi aşan bir konu ama okuduklarıma göre aslında teorik olarak manyetik tek kutbun yani monopolün varlığından bahsedilebilir. Fakat doğada bunun varlığı henüz gözlenmemiştir. Yani doğada gördüğümüz her şey iki kutupludur bu mıknatısı kesmeye devam edin. Yalnızca bir elektron kalıncaya kadar keserek minicik yapıncaya kadar inin. Yalnız bir elektron kaldığında bile manyetik iki kutbu olduğunu göreceksiniz. O tek elektron hala bir manyetik alan yaratır ve hala bir güney bir de kuzey kutbu vardır. Böylelikle mıknatıslarda manyetik alanın mıknatısın içindeki elektronlar tarafından yaratıldığını görmüş olduk. Bu aslında elektronların dönüşüyle yaratılır. Bildiğiniz gibi elektronların dönüşünden bahsettiğimizde dönmekte olan küçük bir akım topu gözümüzün önüne gelir. Fakat düşünmesi biraz zor ama elektronların çok da küçük olsa da bir kütlesi vardır. Ancak bunların enerji mi yoksa kütle mi olduğu konusuna gelince belirsizlik başlar. Bir enerji topu nasıl döner gibi gibi. İşte burada konu neredeyse metafiziğe dönüşür. O yüzden bu kadar derine girmek istemiyorum açık söylemek gerekirse bu konuya çok da vakit harcamak istemiyorum. Normalde bizler bu alanda çalışmıyoruz. Üzerinde çalıştığımız bu büyük mıknatıslarda bile manyetik alan, mıknatısın içindeki elektronların dönüşleri tarafından ve elektronların proton çevresinde yarattığı gerçek manyetik alanlar tarafından oluşturulur. Umarım anlattıklarım size ağır gelmiyordur. Ama burada şunu sorabilirsiniz. Peki nasıl oluyor da bir metal çubuk bazen mıknatıslanıyor, bazen de mıknatıslanmıyor? Cevabı şöyle. Bir metal çubukta elektronların hepsi rastgele farklı şeyler yapıyorsa o zaman çubuk mıknatıslanmaz. Çünkü elektronların yarattığı manyetik dönüşler veya manyetizma birbirini sıfırlar. Çünkü bunlar rastgele hareketlerdir. Ama elektronların dönüşlerini sıraya sokarsanız ve rotasyonlarını ayarlarsanız mıknatıslanmış bir çubuk elde edersiniz. Neyse 10 dakika sınırını açtım. Ama umuyorum ki bu video sayesinde size mıknatıslar konusundaki temel bilgiyi biraz vermişimdir. Bir sonraki videoda mıknatıslanmanın yol açtığı sonuçları göstereceğim. İlk olarak manyetik alan hakkındaki düşüncelerimizi açıklayacağım. Sonra da manyetik alanın bir elektron üzerinde yaptığı etkiyi konuşacağız. Daha doğrusu elektron değil de hareket eden bir yük üzerindeki etkisini tartışacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere.